Yani bu acılar unutulması çok uzun zaman alır. Çok uzun zaman alır. Hani 20 sene mi, 30 sene mi? Belki benim evladım 50 sene daha yaşayacak ama unutmayacak bu olayları. 50 sene. Belki çocuklarına diyecek ki senin deden bu ülkede terörist ilan edildi. Şimdi ben 2003 senesinde askeriye uzman çavuş olarak göreve başladım. 4 sene uzman çavuşluk yaptım ve kendi isteğimle ayrıldım. 2007 yılında Çatalca Belediyesi'ne girdim. 10 yıl Çatalca Belediyesi memurluk yaptım. Yani bu süreç zarfında hakkımda bir adet soruşturma açıldı. O da müdürümle izin konusunda tartıştığım için. Başka da bir herhangi bir soruşturma geçirmedim. Ta ki 15 Temmuz sonrasına kadar. Bir sene sonra Bakanlar Kurulu kararıyla ihraç edildim. 692 sayılı KYK ile ihraç edildim. Bundan sonra da devlet hiçbir zaman beni arayıp sormadı. Yani ne bir polis sorgusu, ne bir ev araması, hani bir el koyma, bir savcılık, mahkeme, hiçbir şey sormadılar bana. Bu kere ben davamın derdine düştüm. Yani ben madem teröristsem ben niye piyasada geziyorum ki? ...14 Temmuz 2017'de memuriyetten ihraç edildim. Eylül 2017'de askeri şubesi beni çağırdı. Dedi ki Erdal, sana sefer görev emri var. Hani mealen söylüyorum, bu devletin başına bir şey geldiği zaman sana silah vereceğiz, bu devleti sen koruyacaksın. Ben o zaman askeri şubesindeki memurlara da söyledim. Ya dedim, ben dedim teröristim, devlet bana terörist söylüyor. Bana seferberlik çıkmaması lazım. Bir askeri şubesi başkanına sorun, bilgisi olsun dedim. Sordular, yaptıkları şey, al kağıdını git dediler. İş olarak da samimi söylüyorum, hani ne iş bulduysak yaptık. Evde sildik, merdivende sildik, hamallık da yaptık. Çünkü aç kalmamak için, muhtaç olmamak için her işi yapmaya razıyım. Hani zerre kadar bir utanma duygusu yok. Ben kesinlikle bir terörist değilim. Evet, devlet bana sen teröristsin diyor olabilir ama ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Ve devlet bana niye terörist dediğini de izah etmiyor. Sen diyor teröristsin, seni ihraç ettim, hadi gözüme gözükme. Yani bu kurumları ben mi açtım? Yani bu kurumların açılmasına imza atan belediye başkanları, milli eğitim müdürleri ya da bu derneklerin kamu yararına çalışması için Bakanlar Kurulu'na getiren o bakanlar, nerede onlar? Ya da ey Fethullah Gülen, çık gel bu topraklara, gökten ne yağdıysa yer kabul etmedi diyen seslenen insanlar neredeydi? Türkçe olimpiyatlarını Türkiye'nin birçok iline il il gezdirip de alkışlatan, salon verenler, bütün insanları anlatanlar nerede? Herkes alkışladı, alkışladı, alkışladı. Alkış birden kesildi. Sahnede biz kaldık.